Yepyeni bir ürün inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte TCL'in 30S isimli akıllı cep telefonunu inceliyoruz. Biliyorsunuz TCL ülkemizde ağırlıklı olarak telefonları bilinse de televizyon ve tablet tarafında da ciddi yatırımları olan ve bu alanda önemli teknolojilere sahip olan bir marka. Markanın telefon tarafındaki ürünleri de ülkemizde üretiliyor arkadaşlar. Büyük bir çoğunluğu da ülkemizde üretiliyor ve genelde böyle fiyat performans tarafında fiyat performans oranı yüksek modellerle karşımıza çıkıyor TCL. Şimdi markanın 30S isimli modelinin incelemesine geçmeden önce bir genel görünümünden bahsetmek istiyorum. Ön taraftan baktığımızda damla bir çentik bizi karşılıyor. Tam ortaya konumlandırılan bir kameramız var. Ön kamera ve çerçeve kalınlığına baktığımızda üstte ve yan taraflarda oldukça ince bir çerçeve varken alt kısımdaki çerçevenin kalınlığı diğer taraflara göre birazcık daha kalın olmuş arkadaşlar ama kullanımla ilgili bir sıkıntısı yok. Ele iyi oturan, şöyle göstermiş olayım, güzel bir telefonumuz var. Yan yüze baktığımızda klasik olarak bir güç açma kapama tuşumuz mevcut. Onun hemen üst kısmında bir adet ses açma kapama tuşu bulunuyor. SIM kart yuvası sol yan tarafa konumlandırılmış durumda. Alt tarafa baktığımızda ise hoparlör çıkışlarını ve tip C bağlantısını görüyoruz. Üst kısımda ise bizleri bir adet 3.5 mm'lik kulaklık girişi karşılıyor arkadaşlar. Arka tarafa çevirdiğimizde sol üst köşede dikdörtgen şeklinde bir alanımız var ve üçlü ana kamera buraya konumlandırılmış. Onun hemen yanında ise bu alan içinde kalan bir LED lamba bizleri karşılıyor. Parmak izi okuyucu ise eski modellerde olduğu gibi arka yüze konumlandırılmış ve ergonomik olarak da kullanması kolay bu arada. Yani şöyle rahat bir şekilde parmağınızı okutabiliyorsunuz. Telefonun bu genel görünümünden sonra hızlıca teknik özelliklerine geçmek istiyorum. Ben burada önemli gördüğüm özelliklerinden bahsedeceğim. Detaylı teknik özellikleri merak edenler açıklamaya bakabilir. Cep telefonunun ekranı 6.52 inç HD Plus çözünürlüğe sahip. MediaTek'in Helio G25 işlemcisini kullanıyor. 4 GB RAM, 128 GB depolama alanı bizleri karşılıyor. Bu arada microSD bellek kartı yuvası da var ve çift SIM kart desteği de var bu telefonda arkadaşlar. Android 12 işletim sistemiyle geliyor. 50+2 ki alan derinliği kamerası ve 2 MP makro olmak üzere üçlü bir ana kamera bizleri karşılıyor. 8 megapiksellik bir ön kameramız var. 5000 mAh'lik pilimiz var. 15 Watt'lık kablolu şarj desteğimiz var. Space Gray, Atlantic Blue ve Glacial Blue olmak üzere 3 farklı rengimiz var ve bana gönderilen sürümün satış fiyatı ise 3999 TL. Şimdi gelelim TCL 30S'nin kullanım deneyimine arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Daha önce bir TCL marka telefon kullandıysanız ki ben çok fazla test ettim bu arada TCL marka cep telefonlarını. Arayüz olarak benzer bir arayüz geliyor. İşte yukarıdan aşağı parmağımızı çektiğimiz zaman çeşitli menülerin ve özelliklere ulaşabileceğimiz kısa yolların bulunduğu bölüm bizleri karşılıyor. Burada benim dikkatimi çeken şey şu oldu. Next Vision diye bir ayarı var bunun. Biliyorsunuz TCL telefonlarda ve tabletlerde bulunuyor. Şimdi markayı bilmeyenler için ben bir kez söyleyeyim. Bilenler zaten biliyorlar ama bilmeyenler için şunu hatırlatmakta fayda var. Bu marka özellikle panel tarafında çok başarılı ve kendine ait bir panel fabrikası olan bir marka. Hal böyle olunca tabii ki özellikle de böyle ekran ve görüntüleme konularında bir adım daha önde olmuş oluyor. Uygun fiyatlı olsun ya da pahalı olsun fark etme. Tüm cep telefonu ve tablet modelleri bu Next Vision özelliğini ekliyor. Bu sayede görüntü iyileştirilebiliyor. Videoyu iyileştirebiliyorsunuz. Oyunlarda bir geliştirme yapılabiliyor. Okuma modu diye bir modu var. Telefonu adeta bir hani kitap okuyucuya çeviriyorsunuz. Göz yormayan mod var. Daha koyu ekran modu var. Güneş ışığı görüntüleme modu var. Ve renk modu ve sıcaklığında siz de ayarlayabiliyorsunuz. Bu Next Vision menüsü sayesinde arkadaşlar. Gelelim telefonda kullanılan işlemciye. Helio G25 işlemcisi 2020 yılında çıkan bir işlemci. Özellikle giriş seviyesi modellerde ve orta seviyeye yakın modellerde çok tercih ediliyor. Halen de tercih edilmesinin sebebi şu arkadaşlar. Ülkemizdeki kurlardan ve vergilerden dolayı telefonların fiyatı çok artıyor. İşte bu artmanın önüne geçebilmek için üreticilerde böyle biraz daha hani giriş seviyesi işlemciler kullanmak zorunda kalıyorlar. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla baktığımızda aslında telefon ekranın da birazcık hani çözünürlüğü düşük, onu söylemekte fayda var ama bu muhtemelen fiyat performans oranını yüksek tutmak için yapılmış bir hamle. Ekranı çözünürlüğü hesaba kattığımızda aslında günlük ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor. Yani 4 GB pek sıkıntı oluşturmuyor. Onu baştan söyleyeyim. Takdir edersiniz ki şöyle bir durumda var. Yüksek performans isteyen bir oyun açtığınızda ya da öyle bir beklentiniz varsa tabii ki bu telefon o manada sizin işinizi görmeyecektir arkadaşlar. Ama günlük işlerde hani bankacılık işlemleri yapayım, WhatsApp kullanayım, belli oranlarda oyunlar da oynayayım ki ben de oynadım bu arada. Asfalt falan işte ne bileyim PUBG Mobile gibi oyunlar oynayabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama tabii ki takdir edersiniz ki bu donanımla yüksek çözünürlüklü bir sonuç alamıyorsunuz. Ama oynayabiliyor musunuz? Evet, oynayabiliyorsunuz. Genel görünümde biraz bahsetmiştim. Parmak izi okuyucu arka tarafta. Bu eski nesil telefonlarda olan bir özellik biliyorsunuz. Artık ya yan yüzde oluyor. Eğer telefon biraz daha iyi ve donanımı da orta seviye veya daha üzerindeyse genelde ekrandan o parmak izi okuyucu oluyor. Ergonomik olarak yeri güzel. Yani ben şurada olmasını beğendim. Çünkü şu parmağınızı hemen tak diye veya diyelim ki solak olduğunuzu düşünüyorum. Solak olarak da baktığımızda
şuraya hemen ulaşması kolay bir noktada. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan da telefonun bu parmak izi özelliğini kullanabiliyorsunuz. Ben çeşitli sentetik testler de yaptım. Onları da şuradan bir yerden çıkartırım birazdan. Onları da bakacak olursak aslında benzer işlemci kullanılan modellerle 3 aşağı 5 yukarı aynı değerleri verdi bana. Zaten de hani almam gereken değerler de bu şekildeydi. Gelelim kamera tarafına. Kamera tarafında söylediğim gibi 50 megapiksellik bir ana kameramız var. Bu ana kameraya 2 megapiksellik bir alan derinliği kamerası ve 2 megapiksellik bir makro kamera eşlik ediyor. Geniş açı yok olsa sanki bence biraz daha iyi olabilirdi ama marka tercih etmemiş. Makroyu tercih etmiş. Makroda da biraz daha yakın çekim yapabiliyorsunuz. Öyle tabii mikroskop gibi çekmiyor belki ama günlük ihtiyaçlar açısından baktığımızda eğlenceli fotoğraflar, videolar falan çekebiliyorsunuz. Bu makro özelliği sayesinde çok karışık değil. Yani kamera tarafını açtığımızda karşımıza bir otomatik, sonra video, portre, pro ve panorama olmak üzere birkaç mod çıkıyor. Bu tabii ki ana kamera modlarından bahsediyorum. Ön kamerayı çevirdiğimizde ise, hemen ön kameraya baktığımızda ise bizleri neler karşılıyor? Yine burada da bir otomatik mod geliyor. Video modu geliyor. Portre modu geliyor. Ve bu gibi ayarları da yine burada işte ön kameradan da kullanabiliyorsunuz. Her iki kamerada 1080p 30 fps video kayıt yapabiliyor. Ben açıkçası kameranın performansını beğendim. Hani biraz daha kötü olmasını düşünüyordum. Ama gördüğüm kadarıyla hani fena da değil. Tabii ki hani böyle çok pahalı bir cep telefonu kamerası gibi bir sonuç beklemeyin. Ama günlük işlerinizi fazlasıyla görecek ve özellikle de iyi ışıkta iyi sonuçlar alabilecek kameralara donatılmış. Hem ön hem arka kameranın da ben performanslarını beğendim. Şimdi gelin ön ve arka kamerada çektiğim örnek video ve fotoğrafları izleyelim. Daha sonra incelemeye devam edeceğiz. İzlemekte olduğunuz bu videoyu TCL'in 30S cep telefonunun ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. 1080p 30 fps video kayıt yapabiliyor. İşte farklı ışık şartlarında siz de bu şekilde bir görüntü alacaksınız. Tabii gündüz daha iyi, gece pek video çekmenizi önermiyorum bu cep telefonunun ön kamerasıyla. Gelelim pil tarafına. Pil tarafında 5000 mAh'lik bir pilimiz var telefonun içinde ki telefonun boyutu da aslında bu 5000 mAh'lik pili birazcık ortaya çıkartıyor. Şöyle bir adaptör çıkıyor kutunun içinden. Bu şekilde bir USB adaptörü, bir de kablosu çıkıyor. Bir kablo, başka kulaklık vesaire çıkmıyor. Artık biliyorsunuz kulaklık hemen hemen birçok markada kaldırılmış durumda. Bu adaptörle beraber yaklaşık 2,5 saatte falan şarj ediyorsunuz. 2-2,5 saat sürüyor sıfırdan 100'e kadar şarj etmeniz. 15 watt bir hızlı şarj desteği var. Yani daha doğrusu kablolu şarj desteği var. Tabii kablo suçlar vesaire gibi özellikleri bulunmuyor. Bu arada PC Mark batarya testi de yaptım. 8 saat 48 dakikalık bence düşük bir değer verdi. Yani bunu bir iki kez tekrar ettim. Ne yazık ki PC Mark'ın bu testi de ben güveniyorumdur. Epeydir de birçok telefonda da kullanıyorum. 8 saat 48 dakika verdi. Bana birazcık düşük geldi. Neden? 5000 mAh'lik bir pil var. Ekran çözünürlüğü çok yüksek değil. İşlemci de öyle aşırı güç çeken bir işlemci değil ama 8 saat 48 dakika yani 1,5 günü falan görürsünüz. Bu o anlama geliyor. Kaba bir hesapla söylüyorum. Hani sanki böyle bir 10-12 saat verse bence daha iyi olur. O zaman 2 günü çok rahat göreceğiniz anlamına geliyordu. Yine de fena değil ama 5000 mAh'lik pile göre bence bir tık daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Telefonla ben oyunlarda oynadım. Asfalt yükledim, oynadım. Gayet de güzel oynanıyor. Kesintisiz ve böyle hani takılma, ne bileyim donma vesaire olmuyor. Videonun önceki dakikalarında söylediğim gibi hani mucize beklemeyin. Öyle yüksek çözünürlük olsun, böyle arabalar parlasın, uçsun kaçsın gibi bir çözünürlükte oynayamıyorsunuz tabii ki. Ama günü kurtarıyor mu kurtarıyor, oyun oynatıyor mu oynatıyor. Gelelim fiyat tarafına. Şimdi TCL 30S güzel telefon, tamam güzel dedik.
dedik, hoş dedik, iyi dedik. Peki fiyatı ne diye soruyorsunuz. Ben bu incelemeyi yaptım. Tarihi itibariyle ki aralığın 10'u gibi yaptım ben bu incelemeyi arkadaşlar. 3999 TL idi. 128 GB'lık sürümden bahsediyorum. Bu telefon 64 GB'lık sürümü de var ama Türkiye'de satılıyor mu tam emin değilim. Bir iki yerde gördüm ama 128'i ben öneririm genelde. Neden diyeceksiniz? Zaten işletim sistemi 32 GB yer kaplıyor. Eğer siz 64 GB arasınız zaten 32 GB yer kalacak. İşte video çektim, fotoğraf çektim, şunu yaptım, bunu yaptım derseniz orası da doluyordur. Uygulama yüklediniz vesaire. O bakımdan benim önerim bu telefonu alacaksınız 128 olarak almanızı öneriyorum. Fiyatı da rakiplerine göre çok ucuz değil. Daha ucuz olanları da var ama onlar daha önceki yıllarda çıkan modeller. Yani 1-2 sene fark var aralarında öyle söyleyeyim. Ucuz olmanın sebebi de o günkü fiyatlardan, kurlardan girmiş olmasından kaynaklanıyor muhtemelen. Çok fazla da seçenek yok bu arada. Yani bu işlemciyi kullanan yüzlerce telefon yok şu anda Türkiye'de satışta olan. O bakımdan fiyatı ortalama bir noktada duruyor ama 128 GB depolama olması benden olumlu bir puan aldı. Çünkü genelde uygun fiyatlı olan rakiplerinin depolamasına baktığımda 64 GB olarak karşıma çıkıyor. Son olarak bu telefonu kimler tercih edebilir arkadaşlar? Şimdi TCL 30S özellikle günlük ihtiyaçlarımı görsün. Çok da para vermek istemiyorum. Arada bana oyun da oynatsın. WhatsApp'a da gireyim. Müzik de dinleyeyim. Bazen böyle YouTube'dan da bir şey izleyeyim diyorsanız kesinlikle alınabilecek bir telefon. Ama hani ben çok oyun oynuyorum. Performanslı şeyler istiyorum. Kamerası da uçsun kaçsın derseniz zaten bu model sizin ihtiyacınızı görmeyecektir. Kaldı ki böyle bir talebi karşılayacak telefon da bu paraya satılmıyor. Öyle bir denklem var burada arkadaşlar. Onun da altını çizeyim. TCL 30S cep telefonu ile ilgili merak ettiğiniz benim anlatmadığım konular mutlaka vardır. Kalıyor. Yani bazı konulardan bahsedemiyorum. Ben unutuyorum ya da önemli olmadığını düşünüyorum. Ama sizin için önemli olan konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyorum. Elimden geldiğince de yanıtlamaya çalışıyorum. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Bu tarz ürünleri istiyoruz markalardan. Gönderiyorlar sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum buradan tüm markalara. Ama her zaman şunu soruyorlar. Kaç abonem var Özgür Çetin diye. Ben de şu kadar abonem var diye övünüyorum, seviniyorum. Bu sayıyı ne kadar arttırırsak o kadar iyi olur. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Tüm sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada mevcut. Tek bir tıkla hepsine abone olur ve beni oralardan da takip edebilirsiniz. Farklı bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.